Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Beşinci oturumumuzdan zamanımız biraz kısıtlı, ondan dolayı ödülük oturumcularımızda arkadaşlardan ricamız zamanımızı 15 dakikaysa 12 dakikaya. Şöyle bana göre her şeyden böyle ilk başlardaki genel bir kısımlarla artık direkt sunucu olarak ya da işte çekebilirim ve sunucu olarak olarak sunmak istiyoruz. Bugün bir de Cuma olduğu için biraz da egem görmemiz gerekiyor. Tam da gelince büyük ihtimal sonra cevaplara fazla yerimiz kalmayacak. Ondan dolayı dinleyicilerimizden özür diliyoruz şimdiden. Ve tekrar hoş geldiniz. İlk sunumumuzu öğretim görevlisi Doktor Eda Paryoz Konya hocamız yapacaklar, sunacaklar. Konusu da merhabalar. Öncelikle kendimi tanıtayım. Arkeçoğlu Üniversitesi Kopa Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı hocası Doktor Öğretim Görevlisi Eda Paryoz Konya. Direkt başlayayım. Çalışmam taşımacılık sektörünün hava kirliliğine etkisinin Türkiye örneği üzerinde incelenmesi. Dünya geneline baktığımızda dünya ticaret hacmi giderek artan bir hızla devam etmekteli, ivme kazanıyor. Gün geçtikçe boyutunun daha da büyük bir şeylere ulaştığı bir evredeyiz. Hani küreselleşme olgusu dediğimiz evre aslında bu evre. Ve dolayısıyla ülkelerin güç kazanmasında lojistik faaliyetler çok önemli bir rekabet faktörü. Ve bu sebeple lojistik faaliyetler içindeki en önemli dediğimiz ve hatta olmazsa olmazı dediğimiz taşıma hizmetlerine olan talep de her geçen gün artarak devam etmektedir. Ve bu sebeple de lojistik faaliyetlerin çeşitliliği de çok fazla önem arz etmekte. Zaten tarihi olarak baktığımızda 2. Dünya Savaşı sonrasında lojistik faaliyetler daha fazla ortaya çıkmış ve aslında düşündüğümüzde lojistik faaliyetlerin geçmişi daha böyle askeriyeye gittiği için, daha geçmişe gittiği için temelde 2. Dünya Savaşı öncesinde de var. Ancak bizim bugün bahsettiğimiz dış ticarette kullandığımız lojistik faaliyetler ise dış ticaretle birlikte ortaya çıkan, daha doğrusu uluslararası ticaretle birlikte ortaya çıkan bir lojistik faaliyet. Ülkeler arasındaki gelişmişlik seviyelerini de göstermek açısından çok önemli lojistik faaliyetlerin ileri seviyede olması. Dolayısıyla küreselleşmeyle birlikte artık insanların istenilen pazara, istenilen zamanda, istenilen şekilde ulaşmaları ve onların istediği her şeyi elde edebilme, satın alabilme, hatta ulaşabilme, erişebilme imkanları kolaylığı da sağlamaktadır. Dolayısıyla bu iletişim ve ulaşım araçlarındaki gelişmeler de, teknolojiyle birlikte yaşanan gelişmeler de etki etmektedir. Dünya ekonomisinin yine hızla büyüyen sektörlerinden biri olduğunu ifade edebiliriz. Ve dolayısıyla bu ülkelerde de, yani dış ticaretimizi özellikle gerçekleştirirken uluslararası ticarette lojistik faaliyetler çok önemli. Bu lojistik faaliyetler içerisinde de en önemlilerinden birisi taşımacılık faaliyeti. Çünkü taşımacılık faaliyeti aslında lojistik faaliyetlerin ana temel aktivitesi diyebiliriz. Şöyle ki yine dünya ekonomisinin hızla büyüyen sektörlerinden biri haline geldiği için taşımacılık sektöründeki gelişmeler kalkınmada önemli katkılar sağlıyor ve bunların yanında da ülkelere yine araç trafiğinde ve yakıt sarfiyatının artmasında hava kirliliği gibi negatif dışsallıklara yol açıyor. Ve ben de bu negatif dışsallığı açıkçası araştırmaya çalıştım. Yani hava kirliliği boyutunu almaya çalıştım. Bu sebeple taşımadan bahsettim. Taşıma dediğimiz zaten çevre, finansman ve zaman kaynaklarını en fazla kullanan bir lojistik işlemi olduğu için daha çok çevreye zararı olduğunu düşünüyorum.
faaliyetler süreçleri incelendiğinde de en fazla negatif dışsallığı olan faaliyet olarak da ifade edebiliriz. Çünkü diğer faaliyetlerde bu kadar fazla negatif bir dışsallığı, hava kirliliği veya çevre kirliliği vesairesine yok, bulunmamaktadır diyebiliriz. Özellikle az gelişmiş ülkelerde bu problem daha fazla. Yani az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde bunu söyleyebiliriz. Bunun da sebebi sanayinin gelişmesiyle birlikte yine nüfus artışıyla birlikte ortaya çıkan olgularla ortaya çıkıyor. Ancak işte ülkeler geliştikçe birazcık daha bu yönlerini kapatıyorlar. Yani birazcık daha böyle çevre kirliliğine daha çok önem veriyorlar. Yeşil lojistiğe önem veriyorlar. Birazcık gelişmişlik seviyelerinin artmaları gerekiyor. Bu sebepledir ki nüfusun yoğun olduğu yerlerde, şehirlerde ve genellikle az gelişmiş ülkelerde bu çevre kirliliği negatif sağlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'de taşımacılık ve hava kirliliğine baktığımızda hava kirliliğinin payı doğal kaynaklara göre çok daha yüksek olan insan kaynaklı kirliliklerden oluştuğunu görebiliyoruz. Çünkü iki tür kirlilik kaynağı var. Bunların öncelikle işte doğal kaynakları var, bir de yapay kaynaklar olarak ifade ediyoruz. Ki bu doğal kaynaklar olan aslında kendiliğinden olan şeyler, doğadan gelen kirlilik olarak ifade ediyoruz. Bunların zararı çok fazla değil ancak taşımacılık sektöründe de olduğu gibi doğal kaynaktan değil de daha çok insani kaynaktan olan, yani insan yapay kaynaktan olan kirlilik daha çok etkilemektedir. Dolayısıyla yine insan kaynaklı kirliliği oluşturan sektörlerin başında da taşımacılık gelmektedir, taşımacılık sektörü. Dolayısıyla Türkiye, Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Kafkasya arasındaki stratejik konumu itibariyle aslında hem transit geçişlere çok müsait bir ülke hem de kendisi diğer ülkelerle komşu olması açısından dış ticaretinin de yani bölge ve gövde konumunda olması durumunda bu stratejik konumu itibariyle daha çok kirliliğin olabileceği, geçiş noktasının bulunmasından dolayı daha çok kirliliğin yaşanabileceği bir ülke olduğunu düşünüyorum. Özellikle Türkiye'nin nüfusunun yoğun olduğu, endüstrileşmenin de fazla olduğu bölgelerde ki bunlar Marmara bölgesi vesaire gibi örnek verebiliriz. En çok Marmara bölgesidir diyebiliriz. Hava trafiğinin fazla olması, nüfus yoğunluğuna bağlı olarak araç trafiğinin fazla olması, yine nüfus yoğunluğuna bağlı olarak mal ve hizmet ihtiyacının da taşınmasında ve ulaştırılmasında kullanılan, araçların çıkardığı salınımlar, boğazlardan transit geçerken veya uğrak limanlarda, gemilerde bu boşaltım veya işte yükleme esnasındaki, eleştirme esnasındaki faaliyetlerde, bu gibi faaliyetlerde de bir kirlilik ortaya çıkmaktadır. Hatta gemilerin hidrokarbonlu yakıt tüketimi yaparak bacalarından atmosfere yaydıkları egzoz gazları gibi hava kirliliğine yol açabilecek birçok problemi vardır. Araştırmanın amacı taşımacılık sektörünün hava kirliliği üzerine etkisini Türkiye için 1994 ve 2021 yılları verileri aralığındaki verileri alarak analiz etmekti. Ve bu şekilde de analizle birlikte artarak devam eden dünya ticaretinde bu negatif, yani taşımacılığın negatif dışsallığı olan hava kirliliğinin azaltılması konusunda çeşitli önerilerde bulunmaktır. Araştırmanın verileri ve yönteme baktığımızda verileri 1994-2021 yılları arasında Türkiye için verileri alınmıştır. Çalışmada hava kirliliği verisi olarak karbon emisyonu verisi kullanılmış. Taşımacılık sektörü için ise enerji taşımacılığı, taşımacılık aktivite göstergeleri, yolcu taşımacılığı, yine yolcu taşımacılığının yanı sıra demiryolu yolcu taşımacılığı, karayolu taşımacılık aktiviteleri, karayolu yolcu taşımacılığı, deniz yolu konteyner taşımacılığı, enerji taşımacılığı ve karbon emisyonuyla ilişkisi incelenmiştir. Verilerin tamamı OECD'den elde edilmiştir. Verilerin analizi için ilk olarak serilerin birim kök içerip içermediğine bakılmış, daha sonra çoklu doğrusal bağlantı probleminin olup olmadığı tespit edilmesi için BIF analizi yapılmıştır, BIF testi yapılmıştır. Tanı testlerinden sonra da regresyon modeli kurularak açıklanmaya çalışılmıştır. Bilim kök testi sonuçlarımıza baktığımızda zaten birinci farkta hepsinin durağan olduğunu görmekteyiz. Tanı testleri sonucunda da yine
testleri sonucunda da modelin F-istatistiği anlamlı iken otokorelasyon ve değişen varyans probleminde bulunmadığını görmekteyiz. Ayrıca modelin yine spesifikasyon hatası da bulunmamaktadır. Ek olarak da model normal dağılım olduğunu görmekteyiz modelde. Normal dağılım izlenmektedir. Regresyon analizi sonuçlarına baktığımızda ise regresyon analizi sonuçlarında gördüğümüz gibi demir yolu konteyner taşımacılığı, yani MACT olarak ifade ettiğimiz deniz yolu konteyner taşımacılığı, RAPS demir yolu taşımacılığı, ROPS karayolu yolcu taşımacılığı, ROTA karayolu taşımacılık aktiviteleri, bunların karbon emisyonuyla birlikte arasında bir ilişki, anlamlı bir ilişki olduğunu belirlemiş bulunmaktayız. Ancak enerji taşımacılığıyla hava yolu taşımacılığının karbon emisyonuyla arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Bunun da sebebi muhtemelen anlamlı ilişki olmamasının sebebi enerji olarak yani yakıt olarak çeyin kullanmasından dolayı, elektrik enerjisi kullanıyor olmasından dolayıdır muhtemelen. Hava kirliliğinde de yani hava yolunda çıkmamasının sebebi, anlamlı ilişki çıkmamasının sebebi de muhtemelen ülke bazlı havalar için. Eğer mesela sadece Marmara bölgesi almış olsaydım belki de o da bir anlamlı bir ilişki tespit edilecekler. Deniz yolu konteyner taşımacılığı dediğimiz MACT'ta meydana gelecek %1'lik bir artış zaten karbon emisyonunda yaklaşık %0.58 arttıracağını, demir yolu yolcu taşımacılığı RAPS'ta meydana gelecek %1'lik bir artışın karbon emisyonunda ise %-1.2 azaltacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun da sonucu muhtemelen yine demir yolunda elektrik enerjisinin kullanılmasından dolayı böyle çıkmış. Ancak diğer değişkenlerden farklı olduğunu şöyle söyleyebilirim karayolunun. Karayolunda çok fazla çünkü ülkemizde en çok kullanılan taşımacılık türü karayolu olduğu için taşımacılığın yoğun kullanılmasından dolayı karayolu yolcu taşımacılığı değişkeninde meydana gelebilecek bir birimlik değişme karşılığında, artış karşılığında karbon emisyonu miktarı %5.4 artmıştır. Ve karayolu taşımacılık aktivitelerine meydana gelecek yine %1'lik artış için karbon emisyonu yaklaşık %8.9 artacaktır. Buna da baktığımızda ve yine elde edilen VIF değerlerine baktığımızda elde edilen VIF değeri de ondan küçük olmasından dolayı çoklu bağlantı regresyon çoklu bağlantı sorumluluğunun olmadığını görebiliyoruz. Buradaki şeyden VIF değeri ondan küçük. Dolayısıyla çoklu bağlantı sorunu yoktur diyebiliriz. Ve kurlar regresyon modelinde çoklu bağlantı probleminin olmadığını ifade edebiliriz. Sonuç ve önerilere geldiğimizde aslında birazcık öneri bazlı bir sonuç olarak ifade edebilirim. Taşımacılık sektörü yine karbondioksit salınımının yüksek olduğu bir sektör olduğu için taşımacılık sektörünün çevre üzerinde özellikle ki hava kirliliği nedeniyle yaratmış olduğu tahribat, taşımacılık sektörüne yönelik sıfır emisyonlu araçların kullanılmasına başlanması, elektrikli araçların geliştirilmesi ve taşımacılık sektöründen kaynaklanan emisyonların %90 azaltılması gibi çeşitli önlemler gerekli bulunmaktadır. Yine taşımacılık sektöründe bu gemilerin çıkardıkları salınımlara karşı işte bu bacalarına karşı bacalarından çıkan gazlara karşı bir filtre vesaire çalışmaları yapılabilir. Aynı şekilde dünya ticareti açısından bakıldığında da hem yük taşıma kapasitesinin daha fazla artık arttırılmak istenmesi, gemilerin daha büyük inşa edilmesi ve güvenli olması açısından da gemi yolunda taşımacılık daha çok tercih ediliyor deniz yolunda. Dolayısıyla güvenli ve düşük maliyetli olması nedeniyle taşıma türünde deniz yolunda da kirlilik gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle bu boğazlardan geçen hatta transit geçen gemiler bile çok fazla kirliliğe maruz bırakmaktadır ülkemizi. Bu sebeple gemi tonaj ve hızlarının azaltılması aslında bir öneri olarak ifade edilebilir. Çünkü hızları azaltıkça
şöyle ifade edebiliriz. Yani hızlarına azalmasıyla birlikte fosil yakıtlarda da bir azalma gerçekleşeceği düşüncesinde bir öneride bununla ilerim. Ve salınan havanın kirletici gaz ve partiküllerde ilerik gözlenecekte diyebilirim. Ayrıca uzun vadede yine International Maritime Organization kararlarıyla uyumlu bir şekilde sera gazı emisyonunu azaltmak için denizcilik açısından bir sıfır karbon alternatif ve yenilikçi yeşil teknolojilerin kullanılması, yakıtların geliştirilmesi gibi tedbirler alınmak zorundadır. Zaten şöyle son dönemde LNG denilen bu doğal gazın sıvılaştırılmış hali şeklinde bir türün yakıt olarak kullanılması gemilerde aslında kirliliği önlemek için kullanılan büyük çevre şeyi, yeşil lojistik dediğimiz lojistikte daha çok önemi vurgulanan bir çerçeve. Ve yine dediğim gibi gemi emisyonlarının azaltılmasına yönelik uzun vadede çözüm olabilmesi için gemilerde yaygın olarak fosil yakıtlara alternatif olarak enerji kaynağı olarak gelişen teknolojiyle birlikte az kirletici özelliğe sahip LNG'ler yine güneş enerjileri, elektrik ve hidrojenle çalışan gemi makinelerinin inşa edilmesi, geliştirilmesi aslında daha çevreye karşı koruyucu bir şey sunacaktır. Ve geliştirilen bu makinelerle yine gemi inşası da teşvik edilmelidir ve yaygınlaştırılmalıdır. Bu da aynı zamanda bizlerin eğer böyle çevreci bir konuma gelirsek zaten dış ticaretimizde de muhtemelen artışa yol açacaktır. Çünkü daha fazla ülkelerin yani ülkelerle birlikte ticaretimizde de insanlar daha fazla dikkat edecektir. Dediğiniz için teşekkür ederim. Biraz çok hızlandırılmış geçtim ama. Biz de teşekkür ediyoruz. Kusura bakmayın. Zamanını izlediniz. Bir sonraki soruları artık almıyoruz ondan dolayı. Bir sonraki konuşmaya gireriz. Avrupa İşleri'nde Bakri Hocam. Bakri Hocam buyurun. Eğer gibi soru bir izleyelim mi? Yani çöplerin yönetilmesiyle alakalı konuşacak mıyız? Metot herkese merhaba. Günümüzdeki bu katalitik problemine enerji açısından yaklaşımı ve enerji üretmek için de kullanılan çeşitli yöntemlerde ikisinin karşılaştırılmasını yapacağız. Şurada bir monitörümüz var. Evet, ilişki. Dünyada ülkemizde katı atık yönetimi veya depoli gazına enerji üretimi, katı atık ve kara enerji üretimi bunları deneyeceğiz ve karşılaştırmasını yapacağız. Evet, atık türlerimiz bunlar bizim. Hepinizin bildiği gibi tek tek saymaya gerek yok. Hocamın da hatırlatması üzerine hızlı geçelim biraz buraları. Ve dünyada gelecek perspektifini görüyorsunuz burada. Atıkların gelecek perspektifi 2020 geçti daha. 2025 gelecek yıl, 2030. 2050'ye doğru. Yani bugün 2.1 milyar tonluk bir atığın 2050 yılında 3 milyar tonu geçeceği hesapları belirtilmektedir. Evet, kişi başı ülkemizdeki de atık üretimi farklı ülkelere göre değişim göstermesine rağmen atıkta çalışmıyor galiba. Geri. Neyse. Evet. Geri gitmiyor arkadaşlar. Şuradan çabalık. Burada baktığımızda farklı ülkelerin farklı miktarlarda atık üretimleri yüksek gelir, üst orta gelir, alt orta gelir ve alt gelir seviyesindeki ülkelerde atıkların hangi oranlarda toplandığını burada görmektesiniz. Yüksek gelir grubunda bile %4'lük bir ne olduğu belli olmayan atık grubu var. Yani onu belirtmek isterim. Evet, burada gördüğünüz toplam atık içindeki işte diğer o atıkların yüzdesi biliyoruz. %44 ile birlikte evlerimizden çıkan atıklar en fazla. Buradaki dünyada atık yönetimi ne oranda yapılıyor? Geri dönüştürme %10.5, diğer 0.3 araziye boşaltma direkt böyle. Yani bizim vahşi depolama dediğimiz %33. Düzenli depolama ve gaz toplama %7.7, düzensiz depolama %25.2. Ülkemizde var bunlar hala bazı yerlerde. Düzenli depolama 3.7, yakma 11.1, kompostlaştırma 5.5. Evet,
Buradaki gördüğünüz grafta 28 Nisan 1993'te Ümraniye çöpünde sıkışan biyogaz patlaması sonucunda 39 kişi ölmüş. Bunlardan 12'si hala kayıptı, bulunamamış, ulaşılamamıştır. Yani patlayan çöplük arazide bir heyelan gibi aşağıya doğru şey yapmış, hareket etmiş, evlerimize gelmiş ve günlerce burada insanlar ölülerini aramışlardır. İşte bu da olaydan sonra, özellikle bu bir dönüm noktası oldu ülkemizde, düzenli depolamaya geçilmeye başlandı. Burası Samsun'daki, Bürgendağ'daki düzenli depolama saatini görüyorsun. Bir atık ayırma, her ne kadar kaynağında ayırma varsa da burada araçlarla getirilen önce tam buradan geçilir. İçerisinden çakıl, kum vesaire ayrılır, diğerleri yarayış, işe yarayanlar geri kazanılabilecek kadar alınır ve diğerleri depolama sahasına gider. Depolama sahasının içerisine hemen yanı başında bakımız tarım arazisi var. Eskisi gibi öyle şey değil, Ümraniye'deki çöplük gibi değil artık. Şu katı atık düzenlenen depolama kısmı şurada, bunun içerisine buradaki bir şirket tarafından gaz toplama sistemi yerleştiriyor ve oradan çekilen biyogaz burada elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Biraz sonra bahsedeceğim bundan da. Şimdi aslında enerjiye dönüştürme yolu termal yöntem ve biyolojik yöntem. Anaerobik, fermentasyon, etanol üretimi. Bunlardan en fazla üzerinde bulunan bu günümüzde doğrudan yakma, her ne kadar bir takım negatif etkileri olsa da doğrudan yakma en fazla tercih edilen. Çünkü atığın miktarı %90 üzerinde bir azalmaya neden olmakta. Gazlaştırma çok az uygulanıyor. Sıvılaştırma ve piroliz diye bir uygulanıyor. Kömür, odun kömürü. Yani katı atığın eğer özellikle ağır metal içermediği organik kökenli katı atıklarının piroliz yapılarak oradan çıkan kömürün de toprak iyileştirilmede kullanılması ile olana gidilmektedir. Onun için şu uygulanıyor. Ama ülkemizde en fazla uygulanan şu. Yeni bir yakma, doğrudan yakma tesisi Avrupa'nın en büyüğü İstanbul'da yapılmış. 25 MW elektrik üretiliyor günde. Yaklaşık 80 bin hane enerji, elektrik enerjisi sağlanıyor. Şimdi, evet, önce biyogazdan bahsedelim. Evet, çöp depolama sahasından çeken biyogaz. Yedek bir yakma, yani sistem çalışmadığında yakılır bu. Havaya direkt metan gazı salıverilmez. Bildiğiniz gibi hem koku ve hem de metan gazının küresel ısınma potansiyeli, karbondioksit'e göre 100 yıllık periyod içinde yaklaşık %23 gibi değer. Haklıdır ki 27-23, 28'den sonra 23 ortalama değer. İşte sonra gaz temizleme, içerisinde su buharını alma, hidrojen sülfürü alma ki şeye zarar veriyor buradaki gaz motorlarına, jeneratörlere. Ve sonuçta elektrik üretiliyor, şebekeye devam ediyor. Burada devam edelim şu. İşte burası da örnek olarak Samsun'daki Avdan Enerji'nin şurada tam 3, 6, 7 tane bir tane, şurada 8 tane şey var, gaz motor var. Bunların ikisi yedek, diğer 6'sı çalışır durumda. Günde yaklaşık 105 MW bir elektrik üretilmektedir. Ve buradan çıkan baca gazı, ayrıca sadece buradan biyogaz çekilmiyor. 1800-1802 tane de burada biyogaz üretme o çürütücü var burada. Çünkü çeşitli yerlerden gelen atıklar geliyor. Örneğin başlangıçta atık arıtma tesisinden gelen günlük 60 tonluk bir şey vardı, çamur vardı. Sonra bir gemi yan yatmıştı, geminin içerisindeki kaç bin ton şey vardı, kuru fasulye. İşte bu buraya geldi, onlar da burada değerlendirildi. Şurası tesis ve şimdi şundan bir bahsedeyim. Bu ne oluyor? Elektrik üretme yanında. Ben de burada danışmanlığını yapmıştım. Jeneratörden çıkan sıcak gazla su ısıtılıyor. O çürütücülerin içerisine dolaştırılıyor. İçerisine borular döşetmiştik. Orada yılın her zamanında 33-35 derece bir sıcaklık muhafaza ediliyor. Aynı miktarda gaz üretiliyor. Ve elektrik enerjisi. Tabii soğutma suyu da yine aynı sisteme gönderilebiliyor. Ayrıca şurası sadece çürütücü değil, şuradaki tesisin de ısınması. Şurada bir tane sera var şu tarafta. Çiçek yetiştiriyor. Orada da yaklaşık 10-12 kişi çalışıyor. Çiçek yetiştirmenin de orada sıcak suyuyla birlikte sera içi ısıtılıyor. Ayrıca bir de çamur kurutma sistemi var. Özellikle sızıntı suyundan elde edilen çamurların kurutulması veya da şurada biyogaz tesisinden çıkan, separatörden geçiren çamurun daha da kurutulması sağlanıyor. Bu 6 tane gaz motorunun çıkan bacasındaki şey sıcak gazla birlikte. Evet,
Şimdi söz konusu katı atık, bir katı atık depolama sahası, biyogaz elektrik üretiminin planlanması için nereye lazım? Ne kadar atık sağlanacak? Kaç kişi yaşıyor? Yani kaç kişinin atığı gelecek? Ne kadar atık sağlanacak? Nüfus ne kadar? Gelecek nüfus projeksiyonu yapıp diyelim 2050'ye kadar ne kadar nüfus yaşayacak, ne kadar atık ulaşacak? Dolayısıyla ne kadar bir biyogaz elde edecek? Bunların tek tek hesaplanması gerekiyor. İşte Çorum için yapmış olduğum bir hesaplama, gelecek nüfus projeksiyonu 2020-2050 arasında üretecekleri katı atık miktarı. Sonra bu katı atık miktarından ne kadar gaz üretilecek? Bunun da EPA'nın geliştirdiği, Amerika Çevre Koruma Ajansı'nın geliştirmiş olduğu bir Landgen versiyon 3 şu eşitlik kullanılarak, buradaki eşitlikler de şu işte İŞİ'si, K'sı, ESA atık biyogaz üretim hızı, bir ton atık ne kadar biyogaz üretir, ESA atık ne kadar atık geliyor yılda, bunlar içeren bir eşitlik. Ve o eşitlikle birlikte yıllara göre hesaplamalar yapıldığında işte 2075'e kadar hesaplama yaptım. 2050'de şey yapmıştım. Gördüğünüz gibi 2050'de artık o çöp depolama sahasına daha çöp gelmese bile bitirdiniz artık orayı, kapattınız. Rekreasyon alanı olarak üzerine yeşillendirdiniz. Hala biyogaz üretilmesi mümkün gördüğünüz gibi. Devam ediyor. Bundan ne kadar enerji üretileceğiz? Onu da biyogazın çıkan içindeki yanıcı olan hidrojen ve metanı dikkate alarak, onların yüzdelerini dikkate alarak, hidrojen ve metanın ısı değerini dikkate alarak bir hesaplama yapıldı. Onun enerji değeri megajül bölü metreküp olarak hesaplıyoruz. İşte %50 metan, %3 hidrojen içeriyorsa, enerji değerlerde bulunan saf metan ve saf hidrojenin bu ve 18.863 megajül metreküp bir alt ısı değeri hesaplamak mümkün. O altı ısı değer 1 megajül 0.78 kilovatlık elektrik enerjisine eşdeğerdir. Bunu yaptığımızda 1 ton atığın yılda 2.7 kilovatlık elektrik. Ama bu bir yılda. Gelecek senesi ve daha sonraki senesi de var. Yani 1 ton atığı depoladığınız bu yıl, seneye bu şey yaptığı, işte bu kadar enerji üreten bir biyogaz ürettik. Bir sonraki sene giderek falan miktarda biyogaz üretimine devam edecekler. Tabi bu enerjinin tamamı ısı enerjinin tamamı elektriğe dönüşmez. Orada baktığımızda gördüğünüz gibi gaz miktarı, şuradaki oluşacak bir biyogaz miktarı, bu teorik enerji miktarı ama gerçekleşecek enerji miktarı da budur. Evet. Şimdi yakarak baktığımızda yine alt ısı değeri, bir takım şartları var yakarak enerji üretebilmek için. Deniyor ki Avrupa Birliği'nin 2000 yılındaki direktifine göre, atık yakma direktifine göre 5 megajül bölü kilogramdan fazla olması gerekir ısı değeri atığın. Sonra %45'ten az nem içermesi lazım. %40'tan fazla organik maddesi olması lazım. Sabit karbon %15'ten fazla olması lazım. Toplam inert yanmayan madde %35'ten az olmalı gibi bir direktif var. Buna göre baktığımızda evet, atığın içerdiği klorun %1'den az ise sıcaklık 850 derece yeterli. Ama %1'den fazla ise 1100 derecenin üzerinde yakmanız gerekiyor. Şimdi bunu böyle yüksek sıcaklıkta yakmanın diğer bir şeyi de şu, atığın içerisinde polimer ve plastik malzemeleri düşük sıcaklıkta dioksin ve furan gibi kanserojen maddeye dönüşüp bacadan atmosfere salıverilmesi söz konusu. Bu nedenle yüksek sıcaklıkta yakılması gerekiyor. Yakabilmek için de işte atığı boşaltma, elde edeceğiniz buharla birlikte türbin ve elektrik üretme. Tabii ardından ne oluyor? Çıkan gazın temizlenmesi, tozun ve gazın tutulması, özellikle kükürt dioksitin, azot oksit gazlar çıkar bu, yani kükürt dioksitten ziyade, kükürt kübüze bağlıdır ama azot oksit sıcaklığa bağlıdır ve bunların da temizlenmesi gerekiyor. Yani yakma işleminde siz sadece yakma sistemini tasarlamıyorsunuz, baca gazını temizleme sistemini de tasarlamak zorundasınız. Dolayısıyla biraz sonra da karşılaştırmalarını yapacağız. Ve ne kadar enerji elde edebilirsiniz? Alt ısı değeri, atığın miktarı, ısı verimliliğine baktığınızda 9.23 megajül bölü kilogram atığın alt ısı değeri, enerji değerine baktığınızda ve %25'lik bir verimle birlikte bir ton atığı bir kez yakabilirsiniz. 0.646 kWh elektrik getirirsiniz. Biyogaz da öyle değil. Bir ton atığı depoluyorsunuz. Gelecek yıl 2.7 kW elektrik enerjisi, bir sonraki yıl 2.7'den biraz daha düşük,
ve ekonomik olmayan bir seviyeye kadar kullanabiliyorsunuz. Ama atığı bir defa yakın. Evet, hacminde azalma oluyor ama elektriği kısa bir sürede süre için elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi katı atık yakmanın avantajlarına baktığımızda karşılaştırma olarak hacim azaltması, enerji üretimi, bölgesel ısınma, sıcak su üretimi, sanayiye sıcak su üretimi, güvenilir bir taraf yöntemi, zararlı mikroorganizmaları etkisiz hale getirme, zehir kimyasalları vesaire parçalanır. Depolanan inert atıklar koku oluşturmaz. Koku problemi var biliyorsunuz normal depolamada. Yakılmadan depolanan atığa göre yakma sonrası depolanan inert atık koku oluşturmaz ve sızıntı suyu problemi oluşturmaz. Kapatıp depolanan bir sızıntı suyu ve yaratılması için bir problemi vardır. Fosil yakıta olan ihtiyacı azaltır. Kömür kullanımı temiz santrallerde. Ek yakıt olarak kömürle birlikte şeyde katı atıkla yakabilirsiniz. Ve sonuçta bu tip kömür miktarında yakılan, ihtiyaç duyan kömür miktarında azalma söz konusudur. Peki dezavantajlar var. Hava kirliliği problemi var. Özellikle biraz önce de bahsettiğim gibi bu sistemin en büyük dezavantajı işletme masraflarının fazla olması. Yani 1 kWh elektriğin maliyetinin fazla olması biyogaza göre. Bunu da bu masrafın çoğu işte bu baca gazını temizleme sisteminden kaynaklanmasıdır. Sera gazı etkisi, bir ton atık yakılması, bir ton karbondioksit üretir. Bu birleşimler çevre grubunun bir şeyi, son verisi. Baca gazı işini engelletici tutmak için gelip sistemin ilk kurulma işletme maliyeti yüksek. Enerji dönüşüm verimliliği düşük. Çünkü külle birlikte ısı kayboluyor, baca gazıyla birlikte ısı kayboluyor, soğutma suyuyla ısı kayboluyor vesaire. Sonuçta ancak ısı enerjisini %21 elektrik enerjisine dönüştürülebiliyor. Depolama gazından önce avantajlara bakalım. Sera gaz emisyonu azaltılması, biraz önce dediğim gibi metanın küresel ısınma potansiyeli karbondioksite göre fazla olduğu için metanı siz yakarak enerjiye dönüştürdüğünüzde karbondioksite dönüştürmüş oluyorsunuz. 1 mol metan, 1 mol karbondioksit ve 21'den 1'e indirmiş oluyorsunuz. Küresel ısınma potansiyeli. Kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanımında azalma sağlar. Biyogaz içindeki var olan metan harici uçucu organik maddeler, özellikle sadece metan değildir yani başka uçucu organik maddeler de vardır. Bazılar bunların kalsiyum ötürü de kanser şüphelisidir. Biliyorsunuz 197 tehlikeli hava kirleticilerinin %60'ı uçucu organik maddedir. Bu EPA'nın ve daha sonra da bunu yani Dünya Sağlık Örgütü de kabul etmiştir. Önce EPA listelemiştir. Bildiğim gibi Dünya Sağlık Örgütü kabul etmiştir. 197 hava kirleticisinin %60'ı uçucu organik madde. İşte onlar burada da vardır. Onlar da yanarak etkisayla dönüşebilmektedir. Evet, son bu. Depolama gazından enerji üretmenin dezavantajlarına baktığımızda geniş bir alan ihtiyaç var. Katı atık depolama alanından sızan suyun, yeraltı suyun kirletme potansiyeli var. Arıtılması da pahalı ve zor. Sızan suyun, yeraltı suyun evet. Depolama alanları için haşere ve zararlı canlıların üremesi için uygun ortamlar sağlar. Deponun çevresinde kötü koku ve çirkin görüntülerden dolayı arazi gereğinden daha değersiz hale gelir. İnsanlar çöp depolama sahasının yakınlarından arazi alanlar ev almak istemez. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bayağı hızlı oldu hocam. Teşekkür ediyoruz. Sorularımız varsa hocamız bittikten sonra sorularımızdan 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 alacağız yoksa bırakacağız. Bir sonraki konuşmamız Serpil hocamız. Benim sorum. Konusunda İmpel Doktor Yemeğe duyuyoruz. Teknik açıdan bahsedeceğim. Bu en büyük ormansızlaşmaya etkilen unsur. Aslında bunlar
yani ne yazık ki ormansızlaşmanın temelinde insanlar. Burada aynı zamanda bir şey var. Ormansızlaşmanın temelinde tarım alanlarının genişlemesi var. Bu durum sadece hava kirletmesiyle meydana gelmiyor. Aynı zamanda biyolojik çeşitliliği de yok ediyor. Yani oradaki yaşayan işte habitatı etkiliyor. Bunun dışında ormansızlaşmanın temel nedeni içerisinde tarımı ele aldığımız gibi aynı zamanda bilinçsiz bir uygulamalar da var. İşte atıyorum orman yangınları son zamanlarda çok sık karşılaştığımız sorunlar arasında. Ve bu ormansızlaştırma düzeyi hızlı artan bir seyrediyor. Nedenleri burada hızlı nüfus artışı. İşte şimdi hızlı nüfus artışı neden bunlara neden oluyor? Temelinde şu var. Tarım tüketici odaklı olmaya devam ediyor. Ancak ürünler için pazarda bir bulunabilirlik sorunu olduğu görüyoruz. Nüfus arttıkça bulunabilirlik azalıyor. Özellikle bununla ilgili bazı çalışmalar var. İşte Ohio Üniversitesi'nde Ayiz Garcia'nın bir çalışması var mesela. Çok hoşuma giden bir çalışma. Orada Tanzanya'nın işte hızlı bir şekilde iç savaştan dolayı kuzey ve güneye göçünden kaynaklı ekonomiye etkileri ve tarım alanlarının gereksiz yere hızlı bir şekilde büyümesi bazı sorunlara neden olmuş. Maliyetler yeterli ürün seçkisi sunmama dolayısıyla oluşan satış kaybı. Üreticinin üretimini sekteye uğratıyor. Finansal öğeler. Müşteriler sadece yerelden oluşmuyor. Yurt dışı talepler de var. Yani siz eğer az gelişmiş bir ülkeyseniz veya gelişmekte olan bir ülkeyseniz probleminiz aslında sadece iç talebi karşılamak değil, dış talebi de karşılamak oluyor. Çünkü sizin sanayiyle üretip de satamadığınız, ihraç edilmiş ürünü doğal kaynak satarak yerine koyma eğilimi içerisindeyiz. Bütün az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi. Göç, az önce bahsettiğim gibi en büyük etkilenen bir tanesi. Zaman, talebi karşılayamayan ülkeler kısa vadede ithalatı yönelirken uzun vadede yeni tarım alanlarına ihtiyaç duyuyorlar. Üretim, dış ticaret tatlarını negatif olarak olan ülkeler için doğal kaynak satmak daha kolay bir yöntem. Ormansızlaşma, her şeyden önce bir dönüşüm. Orman vasfını yitiren yerlerin tekrar ağaçlandırılması bir çözüm olabilir. Eğitim, tabii ki eğitim ormansızlaşmanın ne kadar önemli bir sorun olduğunu toplumun her kademesine anlamamız gerekiyor. İklim değişikliği, temellerinde tabii bu kısır döngü. Yani ormansızlaşma aynı zamanda iklim değişikliğine neden oluyor ama sadece iklim değişikliği bundan kapsayamayız. Kullanım alışkanlıklarımız, hayat, yani fosil yakıt tüketimleri, bunlar gibi etkenler iklimi veya doğayı etkileyen unsurlar. Sera gazı, ormansızlaşma yıllık antropojenik sera gazı emisyonu yaklaşık %17'sini oluşturuyor. İklim değişikliğine mücadele de önemli bir hedef haline gelmedi. Başka bir yöntemi yok bu şeyde. Enerji tüketimi, karbon emisyonunun etkisi altında bırakılan bir diğer unsur da enerji tüketimi. Enerji yenilenebilir olduğu sürece karbon emisyonunda pek büyük bir problemin oluşturmuyor. Fakat özellikle yine gelişme problemi yaşayan ülkeler için enerji tüketimi kaynağı olarak fosil yakıt kullanılması ve fosil yakıt daha kolay elde edilebilirmiş gibi görünüyor bazı ülkeler için, bazı ülkeler için de bulmak sıkıntı. Ancak bu tür problemler enerji tüketiminin yine karbon emisyonuna etkisini gösteriyor. Sektörlere göre sera gazı emisyonu 2002 yılında TÜİK'ten aldığım bir yere bu. Enerji kısmı karbon emisyonunun en büyük kısmını oluşturuyor. Neden? Çünkü ya bizim gibi ülke doğal gazı kısıtlı olan veya işte fosil yakıtlar az olan bir ülke bile enerjisinin çoğunluğunu fosil yakıttan kullanıyor. Fakat burada araştırmanın kapsamı içerisinde sadece ben burada karbon emisyonuna neler neden olduğunu bahsetmek için bunu koydum. Oysa bizim kullanımımız değişken enerji kullanımı, üretimi değil. Tarım %12.8'i tarımdan meydana geliyor. Endüstriyel işlem ve ürün kullanımı diğer %10.5'luk alan ve atıklar var. Literatüre genelde bakarsak burada 1990 yılında 2012 yılında Hopton'un bir yayını var. Genellikle bu tür çalışmalar tropik ormanlar bölgeler üzerinde yapılıyor. Çünkü bu burada ormansızlaştırma hızlı bir şekilde devam ediyor. Buradaki süreçte de şu var. 1990-2010 yılları kapsayan bir çalışma bu. Karbon emisyonlarının ele alınmış ve emisyonların çoğunun %60-90 ormansızlaşmadan kaynaklandığını bulmuş. Diğer perde çalışması var. Bu da tarım ve ormancılık ticaretinin
tropik ormanlar, ormansızlaşmanın emisyonuna büyük bir kısmına olduğunu öne süren bir çalışma. Araştırmanın yöntemi, bu da çok fazla yönteme uzun uzun anlatmayacağım, kısa bir şekilde geçeceğim. 1990 ve 2021 yılı verileri kullandım. Benim çalışmalarım uygulamalı makroekonomi. Bu nedenle yeni yöntemler kullanma eğilimi içerisindeyim. Yeni yöntem olarak argumentum ARDL modeliyle çalıştım. Hemen arkasında da yine Fourier tabanlı doz tahmincisi uyguladım. Araştırmanın modeline karbondioksit emisyonunu etki eden unsurları ele aldım. Bunların başında enerji tüketimi vardı. Enerji tüketimi vardı. Diğeri tarım alanları ve bu da ormanlar ve kaplı alanı aldım. Çünkü burada bir şey vardı. Ormansızlaştırma verisi yüzdesel bir ifade olarak yer alıyor. Sayısal ifade, kesin bir ifade literatürde var. Fakat Türkiye için çok kesitli. Bu nedenle aldığım data orman alanları, kaplı alanı alıp bunun negatifinin diğer taraftan pozitife etkisini ölçeceğim. Verileri o içinden temin ettim. Ortalama verilerini gördünüz. Tamamlayıcı istatistikler bizden sonra birim kök testine geçtim. Birim kök testinde bazı değişkenlerimin seviyesinde duran olduğunu, bazı değişkenlerimin ise seviyesinde duran olmadığı görülüyor. Şu boşluklar seviyesinde duran olduğunu gösteren unsurlar. Diğerlerinde kırılma tarihleri var. Bazı yıllar özellikle. Burada ARDL modelimizi ele aldık. Neden bu modeli seçtim? ARDL modeli 2019'da ortaya çıkan bir yeni bir model. Bu modelin içerisinde normalde normal ARDL'den farklı olarak normalde bir regresyon modeli kurduğumuz zaman regresyon modeli içerisindeki bir değişkenin uzun vadeli etkileri diğer değişkenleri etki etmektir. Dolayısıyla biz kullandığımız değişkenleri değiştirdiğimiz zaman anlamlık düzeyleri de artıyor. Ancak ARDL'de böyle bir sıkıntı yok. Uzun vadeli datadan daha çok kısa vadeli datalarda kullanmak bize daha optimal sonuçlar veriyor. Bizim için F istatistiği önemli. F istatistiği, yani şuradaki bağımlı F istatistiği ve T bağımsız 3 tane testi Narayan'ın kullanmış olduğu test kritik değerlerimiz bunlar. SEM'in kullandığı kritik değerler ve Pesaran'ın kullandığı kritik değerler. Kritik değerlerimizden daha üst bir anlamlı düzeyimiz var. Dolayısıyla modelimiz uzun vadede eşitleşik ilişki olduğunu göstermekte. Tam istatistiklerimize baktığımızda modelimizde F-statistiklerin anlamlı olduğunu, diğer tanı testlerinde anlamsız olduğunu görüyoruz. Çünkü bu anlamsız olması bizim için önemli. İstenen bir durum. Çünkü otokorrelasyon problemi olmadığı, heteroklasiklerin olmadığı ve normal dağılım gösterdiğini gösteren bir tanı testimiz. Doz tahminine geçersek eğer, burada anlamlı olanlar gördüğünüz gibi çoğu anlamlı sadece %10 anlamlı düzeyde tarım alanları var. Tarım alanları dışında çoğu anlamlı düzeyde. Özellikle burada şundan bahsedebiliriz. İşte tarım farkındaysanız orman alanlarının yani orman alanlarının genişliğindeki %7'lik bir artış karbondioksiti %-4 miktarda azaltıyor. Enerji tüketiminde %1'lik bir artış ise karbondioksit miktarını %1.1 miktarını arttırmakta. Diğer taraftan tarım alanlarındaki %1'lik bir artış ise karbondioksit miktarını 0.5 miktarında arttırmakta. Bu da kusum ve kusum eksploran testlerimiz. Bu testler şu çizginin arasında olması gerekiyor. Eğer bunun dışına çıkarsa keskin bir çizgi şeklinde modelin anlamlı olmadığı, modelin kurgusunda problem olduğunu göstermekte. Ve bundan sonra da Fourier tabanlı yine yeni çıkan 2016 Nazlıoğlu'nun geliştirdiği bir yöntem. Bu yöntemde de orman alanlarının karbondioksit emisyonu arasında nedense bir ilişki olduğu, kısa vadeli bir ilişki olduğu, enerji tüketiminin yine karbondioksit emisyonu üzerinde bir etkisi olduğu ve orman tarım alanlarının karbondioksit emisyonu üzerine bir etkisi olmadığı kısa vadede ortaya çıkmıştır. Son
Sonuç olarak elde edilen bulgulara göre uzun dönemde tarımsal alanın genişlemesi ve ormansızlaşma enerji kullanımından daha fazla karbon emisyonu neden olmakta. Kısa dönemde enerji kullanımı, karbon emisyonu, ormansızlaşma ve tarımsal alanların genişlemesine göre daha fazla etkide bulunmakta. Çözüm, ağaçlandırma. Yani eğer biz bunu yaptıysak insan evinde bunu giderme yöntemimizde yine kendimiz bulmamız gerekiyor. Tarımı modernleştirme. Yani buradaki en büyük problemlerden bir tanesi tarım alanlarını açmak için ormanlar yok ediliyor. Bu tarım alanlarını açmak yerine daha kısıtlı alanda modern tarıma geçerek tarıma daha fazla üretim elde edilebilir. Nüfusu dengeleme. Nüfus artışı da büyük bir problem. Talep arttıkça nüfusun etki eden unsurlar nüfusun yapısı değişiyor ve talep arttığı için de daha fazla üretim yapılması gerekiyor. Bu da hem ormansızlaşmaya hem karbondioksit emisyonunun artmasına neden oluyor. Yenilenebilir enerji tercih edilmesi. Bilinçlendirme, yani en büyük problemlerden bir tanesi bu zaten. Yani eğitim düzeyinin gelişmemesi, işte eğitim bilinçlendirmeyi yapamamamız ve üretici destekleri. Devlet aynı zamanda üreticiye çeşitli modern tarıma geçirilmesi için teşvikler uygularsa bu problemlerin giderileceği öngörülmekte. Teşekkür ederim. Size çok teşekkür ederim efendim. Yüsüfeli Barajı Alp Denizi'nin yaklaşık 40 km güneybatısında ve
Çorum Nehri üzerinde Yusuf Ali ilçesinin 10 kilometre akış aşağısına yer almaktadır. Gövde yüksekliği 275 metre ile vadideki ve ülkemizdeki en yüksek gövde yüksekliğine sahip olan baraj bulunur. Derin akvaroloji ise benim inceleyeceğim baraj. Sahip olduğu 249 metre gövde yüksekliği ile en yüksek ikinci barajımız olan Derinak, yerleşim yerlerine yakınlık bakımından Portekiz'den biraz daha ucuz var. Derinde Yusuf Ali'ne göre çok daha şıklıklı yerleşim yoluna yakın durumdadır. Bu çalışma ana konusu olsa derin akvaroloji Türkiye'nin önemli barajlarından birisidir. Rüzgar akışı atmosferi dinamik bir bileşen olarak çevresel ve yapısal faktörlerden büyük ölçüde etkilenir. Rüzgar akış dinamikleri yerel coğrafi yapı, yüksek yapıların varlığı ve arazi eğimi gibi bir dizi faktörden etkilenir. Görselde 100 metre koturma rakımında ortalama rüzgar hızlarını gösteren bir Türkiye haritası görülmektedir. Bu haritadan Doğu Karadeniz'in rüzgar yönünden zayıf olduğunu söyleyebiliriz ancak Artvin'deki Çorum Fatihsi ise bölge ortalamasının oldukça üzerinde olduğu bir yorumu yapılabilir. Çorum Nehri Vadisi'nin dik ve dar yapısı rüzgar akışını kanalize ederek belirli yönlere doğru hızlanmasına neden olabilir. Vadi içinde rüzgara serbestçe hareket edebileceği alanların sınırlı olması rüzgarın dar alanlardan geçerken hızlanmasına neden olurken vadi boyunca rüzgarın yönü de önemli değişiklikler gösterebilir. Yüksek yapılar rüzgar akış yönünü engelleyerek yapı çevresine türbülans yaratabilir. Ve bu türbülanslı bölgelerde ölü alanlar, hava akımı açısından ölü alanlar oluşabilir. Bu çalışmada bir simülasyon gerçekleştirdik. Bu simülasyon modelini bir paket programı, Sysfriner türevinden gerçekleştirdik. Özellikle akışkanlar türevi alanında yaygın olarak kullanılan bir yazılımdır. Karmaşık akışkan akışlarını, ıstans ve kimyasal reaksiyonlarla fazla işlemini simülasyonunu gerçekleştiren bir yazılımdır. Çalışmada ilk adım olarak barajın varlığının 3 boyutlu geometrik modelini oluşturulması üzerine çalışmıştık. Şu an bilgisayar kapasitemi zamanın yeterli olmaması 3 boyutlu kısma değildi. 3 boyutlu çalışmayı da Ekrem Hoca'ya da daha ben konuşmuştum. Yani arazinin bir drone ile 3 boyutlu modelini çıkarılması, katı modelini çıkarılması, simülasyon içerisine yerleştirilmesini düşünüyorum sonraki çalışmalarda. Baraj gövdesi modelin 3 boyutlu akış alanına yerleşim düzeni şu şekilde. Bir sınırlandırılmış bir akış alanı var, çerçevesi var. Buradan bir akış, atmosferik sınır tabaka boyunca gelişen bir rüzgar akımı. Bu ortada gördüğünüz baraj gövdesine çarptığı şekilde bir simülasyon söz konusu. Sempozyum için gerçekleştirdiğim çalışmada baraj gövdesini temsil eden belirtilik model iki boyutlu akış alanının yerleşim üzere şekilde görülmektedir. Hesaplamaların 100 metre yatay, 40 metre bir şey şeklinde oluşturulmuştur. Sol tarafta modelin rüzgar akışının girdiği bir üst iğne olarak tanımlanmıştır. Daha sonra jeografiler, baraj gövdesi ise duvar olarak tanımlanmıştır. Rüzgar akışı olarak da uniform tek düze 10 metre bir saniye yani 36 metre bir saniye rüzgar akışı hızına geldi. Bunu gerçekleştirmek için ANSYS'in içindeki meshing programında modeli analitik düzeyini ayrıklaştırıp şey yapması gerekiyor, meşlenmesi gerekiyor, meşlenmesi gerekiyor. Sonucu hızlı ulaşabilmek adına normalize edilmek şartlıkları 10 üzeri eksi 5'ten daha küçük olması koşuluyla çözüm yaklaşık 800. iterasyonda yapılmasadı. Şekilde elektrik baraj modeli üzerinde yatay kesitli rüzgar giriş açısını farklı açılarla deneyeceğiz. 0 derece olduğu durum için elde edilen hız kontrolü görülmektedir. Model 10'un ön yüzeyinin her kenarından itibaren akış yönlenerek hız kazanmaktadır. Model arkasında hız değerleri azalmaktadır. Bir şekilde eliptik baraj modeli üzerinde yatay kesitli rüzgar girişimi görmektesiniz. Burada basınç kontrolü söz konusu. Vektörel görselleri sunuyorum yine. Derin akvaroloji gibi büyük yapılar ve bunun içerisinde girdap alanları rüzgar akışının azalmasıyla birlikte kirletici maddelerin birikmesine sebebiyet verebilir. Rüzgarın doğal temizleyici etkisini ortadan kalktığında kirleticiler havada daha uzun süre asılı kalır ve bölgede birikebilir. Ve çeşitli kirleticilerin birikiminden bahsediyorum. Sonuç olarak gelirsek ise büyük yapılar yani baraj, büyük binalar, yapılar, barajlarda rüzgar akımını kesip arkasında rüzgar ve hava alanının açısından ölü bölgeler oluşturabilir. Bu
bölgelerde de çevreden yayılan kirletici gazların doğal sirkülasyonu bozmayacağı için bir birikme söz konusu olabileceğini düşünmekteyim. Bunun da çevreye, insan sağlığına hatta vadi içerisindeki bitki florasına da etkili olabileceğini düşünmekteyim. Biraz hızlı anlattım aslında, buraları biraz detaylandırmak istiyorum. İşte gelecek çalışmalar için önerilerim var. 3 boyutlu çalışma yapılabilir. DSE ile görüştüm. Onların meteorolojik istasyonları varmış. Ölçümler alacağız. Yine bizim botanik bahçede şeyimiz var, seramız var. Orada meteorolojik ölçüm istasyonu var. Bir sorun vardı. Onu giderdik. Oralardan veriler alıp daha kapsamlı deneysel sonuçlarla karşılaştırma bir sayısal simülasyon gerçekleştirmek istiyoruz. Ben şimdi bu sempozyum kapsamında böyle bir şey sunarak bu alanda çalışanlarla bir bilgi alışverişinde bulunmak açısından da değerli bulduğum için sonuçlarımı bu şekilde sunuyorum. Önerileriniz ve sorularınız varsa alabilirim. Sunumu bu kadar çok hızlı. Aşırı hızlandırmak teşekkür ederiz. Zamanlamadan harika. Arkadaşlar şeyimiz burada bitmiştir. Öncelikli olarak bir sunum yapan arkadaşlarımıza kapıya bağlamında ilk önce ayrıca kanalımızda burada yansımına teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Yok, ben bunu da kabul etmiyorum. Buradan mesela sürekli